Ben orayı 2015'te devraldım. 2015'te devraldıktan sonra 2-3 sırada Fotokamp projesi düzenledik. Bu projeye parasal desteği Kalkınma Ajansı verdi. MARSAK, Malatya Sinema ve Fotoğrafçılar Derneği'yle iş yürüdü. Biz de lojistik destek olduk. Fakat bu proje kapsamında Levent Vadisi'ne ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatçıları geldiler. Buralarda ilginç yeryüzü şekillerinden fotoğraflar çektiler. Bu fotoğraflar da ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı ve tanıtıma bir katkıda bulundu doğrusu. Geçen yıl Kalkınma Ajansı'nın isteğiyle başka yerlere gidelim oldu. Çünkü tanıtılması gereken tek bir yer Akça'da Levent Vadisi değil. Çünkü bu ilde Arap Kirin'de, Darende'nin de yani tüm ilçelerimizin tanıtıma dönük potansiyeli, turizm potansiyelleri elbette var. Bunun üzerine biz kendi yağımızla kavrulma yoluna gittik. İşte bir doğa sporları festivali düzenledik. Doğa sporları festivali kapsamında işte off-road'dan tutun, doğa yürüyüşü, doğa bisikleti, yamaç paraşütü, tırmanma, zipline, slackline, işte slackline dediğimizde ilk Türkçe olarak ip üstünde yürüme. Fakat slackline için gelen İsveçli bir ekip, Samuel adında birisi, dünya rekoru 700 metre iken Akçadağ Levent Vadisi'nde bir defada 1210 metreyi yürüdü ip üstünde. Tabii bu şekilde yürüyenler bunu kendileri çekim yapıyorlar ve bunu satıp para kazanıyorlarmış. Bu dünyanın dört bir yanında da bu şekilde bu görüntüler yayınlanmış oldu ve doğrusu Levent Vadisi'nin tanıtımına çok büyük bir katkı oldu ve Levent Vadisi'ne akın akın insanlar da gelmeye başladı. Şimdi tabii ben ilk etapta Levent Vadisi'ne bir seyir terası teslim aldım. Bu seyir terasının dörtte biri tuvalet işgali altındaydı. Aslında devraldığım şekildeki gibi durmuyor artık seyir terası. Çünkü bayağı bir yenilemeye gittim. O tuvaleti oradan kaldırdık, çıkardık. Tavanlı her tarafını yeniledik. Zaten çok dikkatlice işletilmesi gereken bir yer. Çünkü riskli bir alan. Ve bizim burayı işletirken sıfır riskle gitmemiz gerekiyor. Onun için bilinçsizce hareket etme gibi bir lüksümüz, bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunun dışında biz orada devraldığımızda su sorunu vardı. İşte yukarıda bir yerde 8,5 dönüm bir yeri belediye olarak satın aldık. Ekskavatörle drenaj yaptık. Bir miktar su bulduk. Bu suyu bağladık. Şu ana kadar bu su yetti ama ilgi arttığı için bu suyun da yeteceğini sanmıyorum. Yeni bir su arayış içine girmem gerekiyor. İşte yolunu görmüşsünüzdür. Kil taşı yaptık. İşte siz gittiğinizde otopark yapılıyordu görmüşsünüzdür. Diğer taraftan bir kış bahçesi yaptık. Bunlar tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla. Ama Levent Vadisi ile ilgili biz bir şey başardık. Levent Vadisi'ni Kalkınma Bakanlığı'nın sahiplenmesini başardık aslında. Nasıl başardık? Biliyorsunuz Türkiye'de turizm, rahmetli Özal hemşerimiz bunun döneminde başlatıldı. Deniz ve güneşten oluşan sahil turizmi, arkasında işte doğa turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi gibi değişik alanlara yayıldı. Fakat son yıllarda dünyada böyle adrenaline dönük ilgi çok fazla. Onun için ilginç yeryüzü şekillerinin olduğu yerlerde adrenalin tutkunları gidebilecekleri her yere gidiyorlar. Ve Levent Vadisi'nin de bu anlamda üç özelliği birden barındırdığını gördük. Bunlardan birisi Levent Vadisi bir defa yer kürenin varoluşundan bu yana doğallığını, özelliğini korumuş bir yer. Nereye katsan milyonlar yıl öncesinden fosiller çıkar. Tam anlamıyla bir jeopark durumunda. İkinci bir özellik olarak Levent Vadisi binlerce mağarası,
kaya mezar odaları, tümülüsleriyle asırlarca yıl öncesi insanoğlunun yaşam izlerini gösteren bir yer. Öbür taraftan Levent Vadisi yine ilginç yeryüzü şekilleriyle ve adrenalin için uygunluğuyla farklı bir yer.